Ses geldi galiba, neyse. Bir yastığa böyle yaslanıyordum ama sonra size ayıp olmasın diye yastığı yere attım. Çünkü kaldıraçta belli oluyordu. Bundan mütevellit de birazcık şimdi idare etmeye çalışacağım. Bu aralar saç değişikliği yapmak istiyorum. Aşırı var şu an, siz benim saçlarımı göremiyorsunuz ama belime kadar saçlarım var benim ve istediğim saç şurada falan. Yapar mıyım bilmiyorum, her aklıma geldiğinde yapmıyorum ve pişman oluyorum. Kısa saç yaptığımda uzun saçlarım geri geldi falan diyorum hemen. Bu arada ben daha önce kısa saç yaptım, hatta çoğu kişinin beğenmeyeceği bir saç. Şu boylarda ve kâkülü bir saç modeli denemiştim. Ve gayet beğenmiştim o zamanlar, bu saçımla mutluydum. Ya açıkçası şimdi de bu saçımla mutluyum ama hani bir değişiklik mi olsa diyorum. Saçtanız hala kopmadı, ben bile bilmiyorum kaç kere boyandım, Allah bilir. Saçlarım da benim gibi dayanıklı demek ki. Küçük bir kendimi övmesi de yalnızca. Bu arada kendimi övmeyi hiç sevmiyorum, şakayla karışık yapıyorum bunu. Ama nedense ne kadar beceriksiz bir insan olduğumu anlatırken hiç utanmıyorum, hiç kötü hissetmiyorum. Yani beceriksiz olmak ayıp değil. Bu da benim kendimi teselli etme şeklim. Gideceğim güzergahları öğrenme konusunda hiç iyi değilim. Asla yapamıyorum. Sonuçta sağ salim eve ulaştım. Eğer ben böyle devam edersem ilim ayağımı kaybedeceğim. Birkaç gün önce neredeyse elimi apartman kapısına sıkıştıracaktım. Ama çok şükür ki bir şey olmadı. Şansa balı yaşıyorum. Varsa da var diyebilirsiniz yani. Yok deyince sonuçta gitmeyecek. Yok sayınca hiçbir şey yok olmuyor.
çalışacağım. Ne kadar yapabilirim bilmiyorum ama bir şekilde çabalayacağım. Çünkü romantize etmek işlevsel bir teknik diye düşünmek istiyorum. Ben de denemedim ama sizi haberdar ederim. Son zamanlarda ben hiç uyumuyorum. Yani uyumayı sevmiyorum. Zaten ama ciddi anlamda uyumuyorum ve bir sorun yaşamıyorum uyumadığım için. Kendimi ekstra yorgun hissetmiyorum mesela. Ya da bir anda böyle uyumak istediğim olmuyor. Arada başım ağrıyor ama kahve içmediğimde de ağrıyor. Yani uykuyla tam olarak ilgili midir bilmiyorum. Belki bana uzun vadede sorun çıkarabilir bu uyumama tekniğim. Bu bir teknik mi bilmiyorum. Kimseye, kötüye sevk etmek istemem. Ben yapıyorum, siz yapmayın. Bir de garip garip videolar izliyorum Instagram'dan böyle gecenin üçünde. Bir tane şey var. Bir tane video izledim. Ve video bittikten sonra böyle havaya baktım, dedim az önce ben ne izlemiştim Allah aşkına. Şimdi bakın anladım. Bir tane kız var, kızın da abisi var. Kız bir tane erkekle konuşuyor. Adam geliyor, abisi. Başlamış gibi bir hava yaratıyor. Sonra da adam artık kadın taklidi yapmayı bırakıp kendi sesiyle konuşmaya başlıyor. Bu sefer de ilk kızın abisi kadın taklidi yapıyor. Hani bu nedir şu an? Ne anlattım lan? Ben de hiçbir şey anlamadım.
Az önce yanlışlıkla videoyu kapattım. Kapatmışken çektiğim kısımlara bir bakayım dedim. Aşağıdan çektiğim yerleri hiç sevmedim. Ama yapacak bir şey yok. Yeniden çekemeyeceğim. Uğraşmak istemiyorum. En kötü edit de yok ederim. Ama güzel şeyler anlattıysam, yani anda bile boş yapabildiysem, oralarda kalacak öyle. Yani beni aşağıdan görmeniz pek sorun yaratmaz diye düşünüyorum. Benim için bir sorun yok. İnşallah sizin için de yoktur. Teşekkür ederim.